Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda Allah gaybı bilendir. Bu konuyla ilgili ayet meallerini arz etmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Tevbe suresi 78. ayet. O münafıklar bilmiyorlar mı ki Allah elbette kendilerinin gizlice ve fısıldaşarak konuştuklarının hepsinden haberdardır. Ayrıca o bütün gizlilikleri eksiksiz bilmektedir. Hucurat suresi 18. ayet. Şüphesiz Allah göklerin ve yerin bütün gizliliklerini bilir. Allah sizin bütün yaptıklarınızı da görmektedir. Cin suresi 26. ayet. Gaybı bilen yalnız Allah'tır. O hiçbir kimseye gayb bilgisini açık bir şekilde bildirmez. En'am suresi 73. ayet. Gökleri ve yeri gerçek bir gaye ve hikmet ile yerli yerince yaratan odur. Ol dediği gün her şey birden oluverir. Onun sözü gerçektir. Sura üflendiği günde bütün varlık ve mutlak hakimiyet O'nundur. O duyuların kapsam alanı dışında kalanları da, kapsam alanına girenleri de bilir. O her hükmü ve işi sağlam ve hikmetli olandır ve her şeyden haberdardır. Tevbe suresi 94 ve 105. ayetler. Sefer dönüşü kendileriyle karşılaştığınız zaman o münafıklar size özür beyan edecekler. De ki, boşuna özür dilemeye kalkmayın. Size asla inanacak değiliz çünkü Allah mazeretlerinizin geçersizliği ile alakalı olarak nifak ve yalanlarınızı bize haber verdi. Bundan böyle de Allah ve Resulü ne yapacağınıza bakacak. Sonra da duyuların kapsam alanına girmeyen ve giren her şeyi hakkıyla bilen Allah'ın huzuruna varacaksınız. O da yaptıklarınızı size bir bir haber verecektir. Onlara de ki bundan böyle Allah'ı hoşnut edecek işler yapın. Yaptıklarınızı Allah da, onun Resulü de, müminler de görecektir. Sonunda duyuların kapsama alanına girmeyen ve giren her şeyi hakkıyla bilen Allah'ın huzuruna çıkarılacaksınız. O da yaptıklarınızı size bir bir haber verecektir. Ra'd suresi 9. ayet. O duyular ötesini de, duyuların algı sahasına gireni de hakkıyla bilendir. O ululardan ulu, yücelerden yücedir. Mü'minun suresi 91. ayet. Allah asla çocuk edinmemiştir. Onunla birlikte başka bir ilah da yoktur. Eğer olsaydı o takdirde her bir ilah kendi yarattıklarını yanına alır ve mutlaka biri diğerine üstünlük kurmaya çalışırdı. Allah onların uydurduğu noksan sıfatlardan münezzehtir. Secde suresi 6. ayet. İşte bu duyuların ötesinde kalanı da duyuların algısı sahasına gireni de bilen, kudreti daima üstün gelen, engin rahmeti her şeyi kuşatmış olan Allah'tır. Zümer suresi 46. ayet. De ki, ey gökleri ve yeri yoktan yaratan, duyuların ötesinde kalanları da, duyuların algı sahasına girenleri de hakkıyla bilen Allah'ım. Anlaşmazlığa düştükleri şeyler hakkında, kullarının arasında hak ve adaletle hükmünü verecek olan elbette sensin. Beni doğru olana ulaştırmanı bekliyor, inkarcıları sana havale ediyorum. Haşr suresi 22. ayet. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. Duyuların algı sahası dışında kalan şeyleri de, duyuların algı sahasına giren şeyleri de bilir. O Rahmandır, Rahim'dir. Cuma suresi 8. ayet. De ki, kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya, sonunda o mutlaka gelip sizi bulacaktır. Sonra duyuların ötesinde olan şeyleri de, duyular sahasına giren her şeyi de çok iyi bilen Allah'ın huzuruna çıkarılacaksınız. O da size yaptıklarınızı tek tek haber verecektir. Tegabun suresi 18. ayet. O duyuların ötesinde bulunan şeyleri de, duyuların algı sahasına giren şeyleri de bilendir. Yine o, kudreti daima üstün gelen, her hükmü ve işi hikmetli ve sağlam olandır. Azim olan Allah doğru söylediği.